Radyo Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği RATEM tarafından Gaziantep Üniversitesi İlahiyat Fakültesi konferans salonunda düzenlenen toplantıda radyo televizyon yayıncılığı ve telif hakları konuşuldu. Moderatörlüğünü RATEM Akademi'den Yusuf Gürsoy'un yaptığı toplantıya konuşmacı olarak GAÜN Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Mustafa Sarıbıyık, RATEM Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Şerbetçioğlu, GAÜN İletişim Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Emre Köksalan, Yargıtay 7. Ceza Dairesi üyesi Erdoğan İsakoğlu, Kültür ve Turizm uzmanı Mehmet Savaş, GAÜN İletişim Fakültesi öğretim üyesi Doktor Mehmet Ali Göngen, RATEM Yönetim Kurulu üyesi Ahmet Atılmış konuşmacı olarak katıldı. 2001 yılında İletişim Fakültesinden mezun olduğumda kullandığımız ve konuştuğumuz mecralarla bugün arasında ciddi bir fark var. Ama tabii değişmeyen şeyler de var. Ve değişmeyen şeylerin başında da herhalde yayıncılık alanında hem basın hem de radyo televizyon yayıncılığı alanındaki üretilen ürünlerin değerinin nasıl korunacağı, buna nasıl sahip çıkılacağı ve bu konuda bu yaratıcılığı üreten, bu ürünleri üreten insanların hakkını nasıl korunacağı. Bugünkü konumuzda aslında büyük oranda bunu içerecek. Ama görünen şu ki özellikle gelişen teknolojiler bizi telif meselesinin, yani bir medya ürünün, bir yaratıcı ürünün korunması, nasıl korunacağı noktasında yeni süreçleri önümüze çıkartıyor. RATEM 2001 yılında 5846 sayılı kanuna göre kurulmuş bir meslek birliğidir. RATEM'in asli görevi üyelerinin haklarının takibini yapmak. Üyelerin radyo rütük kültüründe yer alan yayıncı kuruluşların kamu açık alanlarda, otellerde, hastanelerde, ne bileyim, lokantalarda, eğlence merkezlerinde radyo, televizyon var ise, yayını varsa o bize telif hakkı veriyor. Biz bunları topluyoruz ve üyelerimize üyelik durumlarına göre bizim 752 tane üyemiz var. TRT dahil olmak üzere birçok ulusal, yerel, bölgesel radyo ve televizyon kuruluşları RATEM'imiz. Şimdi RATEM'in sadece Türkiye'de asli görevi bu ama yapmış olduğu yayıncılıkla alakalı iletişim fakülteleriyle birlikte yapmış olduğumuz yurt içi faaliyetlerinde sizlerle ve üniversitelerimizle yaptığımız birçok etkinliğin yanı sıra da bir de RATEM'in uluslararası bağlantıları var. Bir WIPO var, Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü, biz onun üyesiyiz. ABU var, Asya Pasifik Yayıncılar Birliği, onun üyesiyiz. Sadece birçok Asya Pasifik ülkelerinde ne de Amerika'da oraya üye. Yayıncılık bizatihi insanın zihin dünyasında, kalbinde, kafasında, zekasında, potansiyeli yaratma noktasında son derece önemlidir. Bir emeğin mahsul ortaya çıkmasıdır. Bir çalışmanın, bir çabanın neticede ortaya çıkmasıdır. Bütün bu ortaya çıkan ürünlerin birileri tarafından hiçbir şey karşılık ödenmeksizin çalınması, kendine mal edilmesi, başka yönlere çekilmesi ise son derece hukuksuz, haksız bir durumdur. Aslında bu durumu sadece hukukla ortadan kaldıramayız. Ahlak bu anlamda son derece önemlidir. Gençlerin inisiyatifleri bu noktada son derece önemlidir. Toplumun duyarlılığı son derece önemlidir. Eğer bir maddi bir varlık konusunda hak ve hukuk ne kadar önemliyse, telif eserleri, telif sahiplerinin haklarının korunması en az onun kadar önemlidir. Şimdi koruduğumuz kavram ne? Fikri ve sınai mülkiyet hukuku. Bunun içine ne giriyor? Aslında içinde iki tane temel kavram var. Fikri ve sınai mülkiyet hukuku dediğimizde bir kısımda fikri haklar var, telif hakları diyor. Müzik eserleri, ilim edebiyat eserleri, sinema eserleri,
güzel sanat eserleri ve işleme eserler dediğimiz eserler var. Bunun kültürel ve sanatsal yönü ağır basıyor. Burada korunan bilimsel, kültürel ve sanatsal yaratıcılık. Anayasamızın zaten 64. maddesinde sanat ve sanatçının korunması var. Tabii bu eseri korurken, eser sahibini, eser yaratıcısını korurken bu eseri bir de topluma aktaranlar var. Bağlantılar sahipleri diyoruz. Yani bir ilim ve edebiyat eserini, musiki eserini, sinema eserini, işleme eserini, güzel sanat eserlerini aktaranlar var. Kimler? İcrayı organize eden müteşebbisler de deniyor buna. Radyo, televizyon yayıncıları bunlardan biri. Fonogram yapımcıları, film yapımcıları. Bunlar da bağlantılı hak sahipleri. Bunları koruyoruz. Bunlar dediğim gibi kültürel ve sanatsal yöne ağır basan kısımda, telif hakları. İkinci kısımda koruduğumuz sınai mülkiyet hakları var. Sınai mülkiyet hakları deyince 7 tane temel kavram var. Bizim konumuzu burada çok ilgilendirmiyor ama kafanızda tablonun netleşmesi için iletmek zorundayım. Patentler, markalar, coğrafi işaretler, sınai tasarımlar, endüstriyel tasarımlar, geleneksel ürün hakları, yeni bilgi çeşitlerine ait ıslahçı hakların korunması ve entegre devre topografyaları. Farkındayım, belki bir kısmını ilk kez duyuyorsunuz ama işte bütün bunlar fikri ve sınai mülkiyet hakları dediğimiz alanın kapsamı içerisinde.